Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışı için 20 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına karşı kadınlar, kadın örgütleri, barolar, siyasi partiler ve çeşitli kesimler iptal davaları açmıştı. Ancak tüm bu tepkiler ve mücadele sonucunda yine de bu karar bugün kesinleşti. Bu nedenle tüm kadın örgütlerinin bir araya gelmesiyle oluşan İstanbul Sözleşmesi grubu olarak ortak bir basın açıklaması hazırlandı. Biz de Bilecik Anadolu Kadınları Derneğimiz olarak bugün bu basın açıklamasını yapıyoruz. Türkiye'nin 2011 yılında ilk imzacısı olduğu, 2014 yılında mecliste oy birliğiyle kabul edildiği İstanbul Sözleşmesi'nden 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla çekildiği ilan edildi. Geçtiğimiz gün Danıştay'ında Cumhurbaşkanı'nın kararları anayasaya aykırı olsa bile biz karışamayız diyerek yürütmeyi durdurmayı reddetmesiyle bu karar bugün kesinleşti. Evet, birileri bugün haklarımızı elimizden alarak, şiddet faillerini sevindirerek, bizi erkek şiddeti karşısında biraz daha korumasız bırakarak kazandıklarını, bizi sindirebileceklerini, susturabileceklerini, hayatlarımızı rehin alabileceklerini sanabilirler. Elmalı'da olduğu gibi çocuk istismarını serbest, gökkuşağını bizim bu sokaklarda yürümemizi suç kılabileceklerini sanabilirler. Çok yanılıyorlar. Çünkü bu hukuksuz karar bizim nezdimizde yok hükmündedir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bizim için bitmedi. Biz her gün yeniden başlıyoruz. Hayatın her alanında, her yerde, her an mücadele ediyoruz. Çok iyi biliyoruz ki biz İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız. Yüzyıllardır süren bu mücadele emeğimizle, bedenlerimizle, kimliklerimizle, arzularımızla eşit, özgür, her türlü şiddete maruz kalmadan yaşayana kadar da bitmeyecek. Biz lütuf değil, eşitlik istiyoruz. Bir kere daha söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede bugüne kadar kaleme alınmış en kapsamlı ve en temel hukuksal metin ve uluslararası sözleşmedir. Temelini ise kadınların yüzyıllardır savundukları eşitlik talebi oluşturuyor. Eşitlik talebi reddedilerek erkek şiddetiyle mücadele edilemez, yalnızca şiddet yeniden üretilir. Biz başka eylem planı yapacağız demek, kadınların hakları ve hayatlarıyla alay etmektir. Devletin yaşam haklarını korumakla yükümlü olduğu yurttaşları eşit kabul etmemesi, itaate, ikincil olmaya zorlaması demektir. Bunu asla kabul edemeyiz. İşte bu yüzden bizi cinsel yönetim, cinsiyet kimliği, konuştuğumuz dil, yaşadığımız hayat üzerinden ayrıştırma çabalarının karşısında birimizin şiddet gördüğü koşulda hiçbirimizin güvende olmadığı bilinciyle hep birlikteyiz. Aynı bugünden önce olduğu gibi 1 Temmuz'dan sonra da buradayız. Eşit ve şiddetsiz yaşamak için hayatın her alanında mücadeledeyiz. Sözleşmeyi iptal edenler, aile yapısı bozuluyor, toplum değerleri parçalanıyor gerekçeleriyle şiddeti bir değermiş gibi pazarlamaya, topluma içkin kılmaya, normalleştirmeye çalışıyorlar. Yalnızca fiziksel değil, her türlü erkek şiddetine karşı dayanışmamızı büyütmek, şiddete uğrayan kişinin diline, dinine, kıyafetine, ırkına, medeni durumuna, vatandaş olup olmamasına, sınıfına, cinsel yönetimine, cinsiyet kimliğine göre ayrıştırılmasına izin vermemek, devletin İstanbul Sözleşmesi'nden doğan, yükümlülüklerini yerine getirmesi için mücadeleden asla vazgeçmemek elimizde. Bunu yapacak gücü de birbirimizden alıyoruz. Nasıl bu sözleşmeyi mücadelemizle var ettiysek, bugünden sonra da daha eşit, daha özgür günleri birlikte var edeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması!